Merhaba bugün 4. sınıflar için fen bilimleri 2. dönem son yazılı için hazırlık yapacağım. Elimde standart bir yazılı var. Bu yazılının sorularını çözeceğim. Gerekli olan yerlerde de ekstra bilgiler vereceğim. İlk bölümden başlayalım. İlk bölüm doğru yanlış bölümü. Genelde elektrikle ilgili sorulmuş. Bakalım. İlk soru diyor ki elektrik devresinde anahtar kapalı konumdayken ampul ışık vermez. Şimdi bu genelde çok yanılan bir durumdur. Örneğin anahtar açıkken böyle. Ve buradan akım geçemiyor. Niye? Bir boşluk var. Eğer ben anahtarı şu şekilde kapatırsam yani bu boşluğu doldurursam buradan akım rahatlıkla geçecek. Akım geçtiği için anahtar kapalı iken ampul ışık verecek. Yani bu ifade yanlış bir ifadedir. Diğer soru Evlerimizdeki elektrik düğmeleriyle lambalar arasında duvar içinde geçen bağlantı kabloları yer alır. Evet devrenin tamamlanması gerekiyor akımın geçmesi için. Bunun için de bağlantı kabloları kullanılır. Duvarların içinde bizim görmediğimiz şekilde bu ifade doğru bir ifadedir. Diğer soru devre anahtar olmazsa çalışmaz. Bu ifade yanlıştır. Devre çalışır ama durduramayız. Yani örneğin pille çalışan bir devre ise o pil bitinceye kadar o ampul yanar. Ama biz onu kapatamayız. O yüzden bu ifade yanlıştır. Diğer soru diyor ki devrede pilin takıldığı araca duy denir. Pilin takıldığı araca pil yatağı denir. Pil yatağı. Du ise, duy ise duya ise ampul takılır. O yüzden bu ifade tabii ki yanlıştır. Diğeri, diğer soru, elektrik düğmeleri farklı şekil ve büyüklükte olabilir, farklı modelde olabilir, her türlü olabilir. O yüzden bu ifade doğrudur. Diğer bölüme geçiyorum, ikinci bölüm. İkinci bölümde bir görsel var. Görselde şöyle bir diyalog var. Diyor ki, biri, sütü buzdolabına koymamışım, çok kötü kokuyor. Diğeri ise şöyle diyor, geçen haftadan beri açıkta kalan bu ekmeğin üzerinde oluşanlar nelerdir? baktığımız zaman burada mikroskobik canlılardan bahsediyor. A'da demiş ki sütün bozulmasına, ekmeğin küflenmesine neden olan canlılara ne ad verilir? Mikroskobik canlılar. Mikroskopla göründükleri için, küçük oldukları için mikroskopik canlılar denir. Bunların bu şekilde sütün bozulması ya da ekmeğin küflenmesi gibi etkileri vardır. Bu canlılar nerede yaşar? Bu canlılar aslında her yerde yaşar. Her yerde yaşar. Yani elimizde bile olabilir, masamızda olabilir, her yerde olabilir. Bu canlıları hangi aletiyle görebiliriz? Evet, isminden de anlaşılacağı gibi mikroskopla. Şeyde bu canlıların zararları neden nelerdir? Burada olduğu gibi besinlerin bozulmasına neden olurlar. E veya küflenmeye neden olurlar. Küflenme, bozulma diyelim. Tabi bazıları da hastalıklara sebep olur. Onu da ekleyelim. D'de ise bu canlıların yararları nelerdir? Bu canlıların yararlıları da vardır. Tabi örneğin sütten peynir yoğurt yapımı sirke yapımı şarap yapımı aynı şekilde ölen canlıların ölen canlıların doğaya karışımı gibi etkileri de vardır. Bunlar da faydalı kısımlardır. Şimdi diğer sorulara geçiyorum kalemi kapatacağım için bu kısım silinir. O yüzden e, isterseniz durdurup not alabilirsiniz. Devam edelim. Evet. 3, 4, 5 ve 6. soruları hemen burada göründüğü kadarıyla bakalım. Resimleri verilen devre elemanlarının isimlerini altlarına yazalım. Bu bir anahtardır. Tabii bizim evimizdeki anahtarlar da anahtardır. Ama bunlar bu de, deneyde kullanılan anahtarlar daha çok buna benziyor. Bizimki de o gördüğümüzde anahtardır. Yani açıp kaparken kullandığımız. Tabii ki pil. Pilin bu arada bu sivri kısmı artı kısmıdır. İçeri doğru çökük olan kısmı ise eksi kısmıdır. Zaten burada da artıyı belirtmiş. Ampul. Evet, duy. Bağlantı kablosu. 4'e geçiyorum aşağıdaki devrelerle ilgili boşlukları doldurunuz. Baktığımız zaman anahtar açık mı kapalı mı ona bakıyorum. Burada anahtar açık. O zaman bu açık devredir. Burada anahtar kapalı bu kapalıdır. Kapalı devre. Açık devrede ampül ışık vermez. Az önceki soruda da belirtmiştim. Kapalı ise akım buradan geçebileceği için ışık verir. Işık yanar yanmaz da diyebiliriz. Diğer sorular diyor ki 5 iskeletimizi modelle göstermek isteyen e, Ali hangi seçenekli malzemeleri kullanır? İskeletimiz e, iskeletleri gösterecek ve bunları birbirine monte etmemiz için bağlamamız gerekecek. Diyor ki lastik oynamuru, kürdan ince tel, lastik çadır kumaşı, ince tel oynamuru. Burada baktığımız zaman kürdan ve bu kürdanları bağlamak için ince tel iskelet sistemimiz için en uygun kullanacağımız malzeme olur. Altı aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hale dönüşür. Baktığımız zaman bu sıvıdır su. Isı aldığı zaman su buharı yani gaz hale dönüşecek. Dondurma katıdır. Isı hale geldiğinde sıvı olacak. Margarin katıdır. Isı aldığında yine sıvı eriyecek. Buz katıdır ısı aldığında suya dönüşecek yani yine sıvı olacak. Baktığımız zaman sıvıdan gaza dönüşen sadece sudur. O yüzden diğerlerinden farklı olan A seçeneğidir. 7 ve 8'e bakalım. 7. soru yandaki resmi verilen yapı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Baktığımız zaman bu göğüs kafesimizi göstermiş. İskeletin bölümlerinden birisidir. Evet göğüs kafesi iskeletin bölümlerinden biridir. Yassı yassı kemiklerimiz vardır. Aynı zamanda da arka tarafta kaburganın bir kısmı vardır. Daha doğrusu omurganın bir kısmı vardır. Bunlar da kaburgalarımız. Akciğer ve kalbi korur. Evet akciğer ve kalbi korur. Bu da doğru. Akciğerlerim şu şekilde. Eğer bu taraf sol bu taraf sağsa kalbimiz de ikisinin arasında sola daha yakın bir şekilde bulunur. Kemiklerin birleşmesini sağlar. Yani eklemden bahsediyor. Burada eklem var mıdır? Tabii ki burada eklem vardır. O yüzden bu eklem olduğu için burayı da kabul edelim. D seçeneğimiz doğru cevaptır. Yani hepsi doğrudur. 8. Aşağıdaki resimlerden hangisi iskelet ve kas sağlığımızı korumak için yapılması gereken davranışlardan birisidir? D'ye baktığımızda kambur oturmuş. Bu iyi bir davranış değil. C'ye baktığımızda çantayı tek koluna takmış. Çift kola takmak daha mantıklı. Burada su içiyor. Bir şey yaptığı yok. Burada da spor yapıyor sanırım. Spor yaptığı için egzersiz tabii ki iskelet ve kas sistemimiz için kesinlikle gereklidir. Burada tam olarak ne yaptığı belli değil. Bir şey yapmadığı için bunu kabul etmeyelim. A seçeneği spor yapıyor gibi gözüküyor. Spor egzersiz yapmak tabii ki faydalıdır. O yüzden A'yı seçiyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. B de tam olarak ne yaptığı belli değil. 9 ve 10'a bakalım. Hatta 11'e de bakalım. 9, 10, 11'e bakalım. 9 diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuvvet her zaman harekete neden olmaz. Evet, olmayabilir. Duvarı iterseniz, duvarı itemediğiniz için harekete neden olmaz. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapmaz. Yani yapar. Her zaman yapmaz gibi bir şey de demiyor. Her zaman yapmaz tabi ama burada bir durum var. İtme veya çekme kuvveti olarak adlandırılır. Bu ifade doğrudur. Hareketli bir varlık kuvvetin etkisiyle hızlanabilir tabii ki hareket eden bir topu biraz daha ettiğimizde daha da hızlı gider. Ama B doğru değildir. Çünkü kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapmaz deyince hiçbir zaman anlamına geliyor. Ama hiçbir zaman öyle bir durum yok. Yapar tabi. yapabilir. O yüzden B seçeneğidir. 10 aşağıdaki olaylardan hangisinde şekil değişikliği yoktur? Kağıdın yırtılması değişti şekli. Büyük bir kağıtı küçüğe döndü. Balonun şişirilmesi ufakta büyüdü. Boş teneke kutusunun üzerine basılması büyüktü. Ufaldı ama kapının açık kapının kapatılması. Burada bir şekil değişikliği yok. Kapı aynı kapıdır. O yüzden D'yi işaretliyorum. 11. Uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında aşağıdakilerden hangisinin şekli ilk haline kesinlikle dönmez. Burada bahsettiği esnekliktir. Esnek cisimleri eğer üzerine bir kuvvet uygulandığında şekil değiştirir. Eğer kuvveti geri çekersek eski haline gelir diye tanımlamıştık. Burada esnek olmayanı seçin diyor. Paket lastiği esnektir. Sarmal yay yani sarmal yay şudur. Bildiğimiz yay sarmal yay. E, esnektir. Sünger esnektir ama oyun amuru bir şekil verdiğimiz zaman eski haline dönmez. Zaten amacımız o şekil verip böyle kalmasıdır. O yüzden B seçeneği burada aradığımız seçenektir. 12'ye geçelim. Alt kısma sonra yukarıya dönelim. 12 diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Kesinlikle doğrudur. Tüm maddeler geri dönüştürülebilir. Bu doğru değildir. Yanlış bir ifadedir. Şöyle yanlıştırların altını çizsek daha iyi olur ya da kesinliklerin altını çizsek daha iyi olur. Geri dönüşümün çevreye olumlu etkileri vardır. Tabii ki yeniden bir üretime gerek olmaz. Yeniden üretime gerek olmayınca da çok enerji ve maliyet fazla harcamamış oluruz. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını sağlar. Evet az önce dediğim gibi yeniden üretmeyince enerjimiz de kalır. Tabii tüm maddeler geri dönüştürülemez. Örneğin buna kül örnek veriliyor. Kül oldu yandı artık bu geri dönüştürülemez. Bunu başka türlü kullanabiliriz. Mesela gübre olarak gibi. Devam ediyorum. 12'den sonra yukarı çıkıp 13, 14, 13 ve 14'ü yapalım. 15'in hepsi gözükmüyor. 13. Mıknatısla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yine yanlışın altını çiziyorum. Mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Doğrudur. Mıknatıs, demir, nikel ve kobalt içeren maddeleri çeker. Evet doğru. Aynı zamanda çeliği de çeker. Çelik de içinde demir olduğu için çeker. C mıknatısın zıt kutupları birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. O yüzden yanlış olan C seçeneğidir. Mıknatısların çekme gücünden geri dönüşümde yararlanılır. Nasıl yararlanılır? Dev mıknatıslar kullanılır. Bunlar mıknatıslandığı zaman bu alet edevatı tutar alır başka yere taşır. Bu şekilde yararlanılabilir. 14. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılabilir? Şimdi önce süzme yöntemi neydi? Süzmede sıvı artı katı olmalı. Katının tanecikleri biraz büyük olmalı ki süzüldüğü zaman sıvı gitsin, katı kalsın. Kum pirinç katı katı eleme lazım buraya. Su kum bu olabilir. Odun talaşı katı katı, bezelye maydanoz odun talaşı silge katı. Maydanoz bezelye katı. Demek ki benim aradığım cevap B seçeneğidir. Diğerleri eleme olabilir. Çünkü iki katı tanecik büyüklük farkı varsa eleğin de gözlerine göre birbirinden ayrılabilir. 15'e geçiyorum. 15 ve 16. 15. soruya bakalım. Mikroskobik canlıların olumlu özellikleriyle ilgili aş aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Yine altını çiziyorum. A hamurun mayalanmasına rol oynar. Evet biz birkaç tanesini yukarıda saymıştık. Bu olumludur tabii ki. Topraktaki bitki ve hayvan atıklarının çürüyüp toprağa karışmasını sağlar. Evet ölenleri toprağa dönüştürür. Bu da olumludur. Açıkta kalan ekmek ve limon gibi yiyeceklerin küflenmesine rol oynar. Bunun olumlu olmadığını herhalde herkes anlıyordur. O yüzden C seçeneğidir. Sütün peynire yoğurda dönüşmesi evet bu da olumludur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 16 aşağıdaki çevre kirliliğini önlemek için yapılabilecek bazı çalışmalar verilmiştir. Acaba hangi ifade yanlıştır? Yanlıştırın yine altını çizelim. Su ve elektriği israf etmeyelim. Olumlu cümle ise doğrudur. Olumsuzsa yani kötü bir şeyse yanlıştır. İyi bir şeyse doğrudur. İsraf etmeyelim. Doğru. Yanlış olamaz bu. Buna doğru diyelim. Çevremizdeki ağaçlara zarar vermeyelim. Bu da doğru. Tabii ki bu da olumlu bir şey. E, yerlere çöp atmayalım. Olumlu, doğru. Sanayi kuruluşlarını şehrin yakınlarında kuralım. Şehrin yakında fabrika kurmak çok mantıklı değildir. Genelde biraz daha yerleşimin uzağında kurmak daha mantıklıdır. O yüzden burada yanlış olan D seçeneğidir. Evet bu da son sorumuzdu. Umarım yazıldı karşınıza bu sınav çıkar ve daha iyi notlar alırsınız. Herkese sınavda başarılar bir sonraki yazılı hazırlığında görüşmek üzere iyi çalışmalar